Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte A101'den almış olduğum kalem havya setini inceleyeceğiz. Setimize dışarıdan baktığımızda bir adet kalem havya, bir adet lehim pastası, bir adet lehim teli, bir adet havyayı tutturacağımız aparat, bir adet de lehim süngeri bulunmaktadır. Hemen paketi paramparça ederek açıyorum. Ben zaten daha önce yırtmıştım paketi. Şimdi tekrar yırtalım. İçeriği bu şekilde masaya yerleştirdim. İlk defa bu işi yapacak arkadaşlar için muhtemelen başlangıç düzeyinde bir havya setidir diye düşünüyorum. Kullanım kılavuzuna ve garanti belgesine bakalım. Bunu da açarken yırttım ben açıkçası. Teknik verilerine baktığımda havyanın 60 watt olduğunu bizlere söylemekte. Daha sonra başka bir teknik veri yok içerisinde. Ne yazıyor? Kullanım şeyleri yazıyor. Burada da garanti belgesi mevcut. Yırtıldı ama artık yapıştırırız. Gerçi garantiye de göndereceğimi çok fazla zannetmiyorum. Çünkü ben bu havyayı plastik delme işlemlerinde kullanmak için aldım. Ama bu işe ilk defa başlayan arkadaşlar elim alışsın, biraz bir şeyler öğreneyim demek için alınacak bir set olabilir. Çünkü şu an bu 70 liraydı. Önceden daha ucuzdu ama şu an biraz zamlar geldiği için fiyatı arttı. Ufak bir lehim teli de çıkıyor yanında set olduğu için. Zaten set olduğu için biraz da pahalı bazında bakabilirsiniz. Normal bu havyayı almaya kalksanız yaklaşık 40 liralık bir havyadır. Bir tane lehim pastası çıkıyor. Başta da söylediğim gibi. Bir tane de sünger çıkıyor. Sünger ile havyanın ucunu rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Şimdi havyayı test edelim. Şimdi havyayı fişe takıyorum. Bakalım. Havya fişe takıldı. Acaba ısınmaya başladığında içinden duman çıkacak mı? Yoksa ısınmayacak mı hiç? Bozuk mu? Hiçbir fikrim yok. Hiç fişe takmadım. İlk defa şimdi deniyorum. Buradan da lehim telimizi biraz çıkartalım. Şunu sapını şuradan geçirdik mi? İşlem tamamdır. İnşallah para boşa gitmezdi. Bakayım. Evet ısınıyor. Tamam güzel. Isındığı iyidir. Bu süngerimize de biraz su damlattığımız zaman bu şişiyor. Hemen şuradan bir içme suyunu alalım. Biraz damlatalım bakalım ne kadar şişecek. Önceki videomda zaten almış olduğum havyanın süngerine suyu damlatmıştım. Beraber görmüştük. Bakalım. Oo, bu da bayağı şişiyor bakın. Oo. Evet, bir kapak suyla. Bakın incecik şey ne kadar şişti. Dümdüzdü. Bayağı iyi şişti. Dursun şimdilik. Ama havyadan duman çıkmaya başladı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama kötü kokular geliyor. Böyle yanık bir plastik kokuyor. Oo. Odayı koku saracak. Bir şey yanıyor bu. Havya yanıyor herhalde. Havyadan duman çıkmaya başladı. Havyayı yaklaştıralım. Bakın dostlarım havyadan bildiğiniz duman çıkıyor. Bakın bildiğin duman çıkıyor içinden yani. Hep mi çıkacak oğlum bu duman? Böyle olursa bununla lehim yapılmaz, zehirlenir adam. Şimdi lehim telini biraz havyanın ucuna değdireyim. Bakalım. Kapacak mı? Evet yavaştan. Ya, o kadar kötü bir lehim teli değil açıkçası. Tabi havyanın ucunda alırken öyle geliyor ama biraz evet ucu iyi bir şekilde lehimi alıyor. Gayet de iyi ısındı ama biraz duman atıyordu. Halen daha bakayım. Evet biraz daha duman atıyor şu an. Neden bilmiyorum ama biraz duman atıyor havya. Oo, suyu şeyi gördü hemen soğudu ya. Benim sadece şu iç tarafından duman çıkması herhalde ilk kullanım olduğu için içerideki yanmayan makaronlar biraz duman attı diye planlıyorum. Ama olmaması lazım. Şimdi ben birkaç parça plaket bulayım. Bu plaketleri lehimleyelim bakalım nasıl. Videonun başında da sizlere söylediğim gibi ben bu havyayı günlük kullanım için kesinlikle almadım. Ben bu havyayla
plastik delme işlemleri falan yapacağım. Bundan dolayı aldım. Hem de dedim ki değerli takipçi dostlarımla beraber kutu açılımını sağlayalım. Akıllarına takılan bir şey varsa eğer almak istiyorsalar detaylıca görsünler diye düşündüm. Bakalım nasıl lehim yapıyor. Oğlum tutmuyor lan lehimi. Bakayım. Yapmıyor neyse lehim. Şu an plaket baktım ama plaket bulamadım. Ondan dolayı şu kabloyu ön lehim yapmak istiyorum. Ama ne hikmetse ön lehimde olmuyor. Biraz lehim teli de kötü, ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şu bacağa bakalım. Yani başlangıç seviyesi olacak arkadaşlar için, ilk defa lehim yapacak arkadaşlar için gayet ideal bir set olarak şu anlık denebilir. Bakın. Bacağı gayet rahat bir şekilde lehim yapıyor. Yani hiç bozuntuya vermiyor. Güzel. Bakalım yine. Evet. Bir eksiklik yok. Burası biraz oksitlendiği için açıkçası çok da fazla iyi lehim olmuyor. Şunu hemen şöyle yapalım. Buraya sarayım. Böyle yapayım lehimi. Bakalım bu sefer olacak mı lehim? Bakalım. Biraz ısıtmak lazım. Çünkü çok fazla kavramıyor neyse. Elimi şeye vurduk. Evet. Yani ben bu işi sürekli yapmıyorum. Başlangıç sadece ufak tefek lehim işlerimi yapayım derseniz bakın gayet iyi. Biraz soğuk lehime veriyor ama sıkıntı yok. Yani alınabilir açıkçası. Yani fiyatına göre. İçerisinden lehim teli de çıkıyor. Lehim pastası da çıkıyor. Temizleme süngeri de çıkıyor. Hepsi çıkıyor yani içerisinden. Alınabilir. Ucu gitti yani bunun. Ucu şu an hiçbir işe yaramıyor ama. Bakın ucu lehim almıyor. Şu arka tarafıyla yapıyorum daha çok lehim bakın. Arka tarafıyla. Bakın ucu almıyor. Ucu gitti. Yedik ucunu. Bakın ucu lehim tutmuyor şu an ama arka tarafı gayet iyi bir şekilde tutuyor. Bu şekilde bakalım burasını. Burası da yedeceğim. Evet dostlarım. Havya bu şekilde. Ben tekrar söyleyeyim. Ben bu havyayı plastik delmek için kullanacağım. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Bu süngere sürdüğüm anda direkt bunun sıcaklığı düşüyor. Yani direkt sıcaklığı azalıyor. Çok fazla ıslakken sürmeyeceğiz demek ki süngere. Havyamız bu şekilde dostlar. Almak isteyen arkadaşlar A101'de 70 TL'ye bu havya satılmaktadır. Almak isteyenler alabilir. Başlangıç seviyesi için gayet ideal bir set diye düşünüyorum. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor havyada ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Başlangıçta şu deliklerden biraz duman çıktı. Onun da sebebi muhtemelen makaron ilk defa ısındığı için oradan bir sıkıntı yaşatıyordur. Ama şu anlık pek fazla bir sıkıntı görmüyorum. Başlangıç seviyesi için gayet ideal. Peki bu havya hakkındaki düşünceleriniz ne der? Onları da yorumlar kısmında belirtin dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.